Bu yani Türkiye'yi şimdi hani ee, onlar çok iyi bilirler. Nereden örneklendireceğim? Şimdi düşünsenize bir tane uçağın şu andaki birim maliyeti işte 180 milyon dolar, 200 milyon dolara kadar, 300 milyon dolara kadar çıkan uçaklar var. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki İkinci Dünya Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri kazandıran jeopolitik akıl biz Türkiye'yi kesinlikle NATO'ya almalıyız dedi. Hmm. NATO'ya aldı. Ve 3 bin tane uçak verdi. Bakın sadece vermiş olursa uçağın sayısı 3 bin. F-85 serisi uçaklarla başlayan nakliyeleri daha... Bunun içinde denizaltıları, savaş gemilerini, tankları, topları yani bir, bütün orduyu donatacak bir teçhizat verdi. Yani şu andaki belki ekonomik değeri belki 500 milyar dolara yakın. Bilmiyorum yani hesaplamak mümkün değil şu andaki reverilerle. Şimdi böylesine değerli bir ülkeyi bir terör örgütü için harcamaz Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi ama ne, ne yapmak ister? ...terör örgütüyle beraber Türkiye'yi idare etmek ister. Zaten şu ana kadar yapmış olduğu oydu. Ama evet. şu an Türkiye buna direnerek... ...buna karşı bir mukavemet ortaya koyarak... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin tuzağını... ...oyununu bozdu. Şimdi siz... ...ama edilgen bir siyaseti ve stratejiyi bize dayatıyor... ...Amerika Birleşik Devletleri. Örneğin siz bugün baskıyla karşı... ...biz de, neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Ama devletin içerisinde neler oluyor, neler bitiyor... ...tahmin edebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri her türlü baskı aracını... Bu harekatı durdurmak, engellemek, cool. kadük bir alanda sınırlı kalması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama Türkiye buna mukavemet ederse, bunun ortaya koymuş olduğu riskleri görüp ve buna rağmen dayanır, direnir ve ileriye doğru giderse... ...Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin dayatmış olduğu şartları kabul etmek zorunda kalacak. Ve bir şekilde Türkiye şunu söyleyecek. Ya PKK'dan vazgeçeceksin. Amerika Birleşik Devletleri edilgen bir siyaset ve stratejiyle olmaz mı? Aktif, taarruzi hatta agresif bir e, politika ile, politikayla stratejiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni PKK'sız ama Türkiye'de bir çözüme razı edebilirsiniz. Bu anlamda ha Amerika Birleşik Devletleri kaybedecek mi? Hayır, kaybetmeyecek. Yine kazanacak ama orada temeldeki şey ne? Kafamızdaki o derin şüpheyi de bir şekilde ortadan kaldırmış olacağız. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'yi parçalamak mı istiyor? Şimdi yani YPG PKK terör örgütü. Yani düşünün. Şimdi ...çözüm süreci denilen süreç... ...ardından işte 6-8 Ekim olayları... Hı hı. ...yani o sürecin 6-8 Ekim olaylarına... ...evrilmesi, 6-8 Ekim olaylarının... ...Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük isyan girişimine... ...evrilmesi, isyan yani... Bir ...hendek terörü, hendek teröründe şeye evrilmesi... ...darbe girişimine evrilmesi... ...ve darbe girişimine beraber... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu... ...bu asimetrik birleşik etkinin... ...itibarsızlaşması ve etkisizleşmesi... ...çok ağır bir... ...tahribatı var Türkiye üzerinde... Ama Türkiye yıkılmadı ve oradan bugün o günden bugüne amansız bir mücadele. Amansız mücadelenin sonucu ne? Dağdaki terörist sayısı 120'ye indi.